Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Bu video dersimizde AddTable Poly ile PageTool kullanarak tepe gibi yükseltilerin nasıl oluşturulabileceğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu konuya değineceğiz. PageTool dedim, Paint Deformasyon. Paint Deformasyon arkadaşlar, sizin bir plane olan yüzeyinizde girintili çıkıntılı alanlar oluşturmanızı sağlayan özelliğe sahiptir. Bu özelliği kullanarak tepe gibi veya daha yüksek boyutlarda bir dağ gibi yüzeyler, yumuşak geçişli ya da çok sert geçişli yüzeyler oluşturabilirsiniz. Özellikle dış mekan tasarımlarda kullanabileceğiniz oldukça iyi yüzeyler oluşturulabiliyor. İsterseniz bunun nasıl yapıldığını hep beraber bakalım. Öncelikle sahnemize bir tane plane oluşturuyoruz arkadaşlar. Plane büyük olursa daha iyi olur. Hani şimdi çok da büyük yapmadan sadece sizin işin mantığını daha rahat anlayabilmeniz için kare olduğunu varsayalım bunun arkadaşlar. Bir kare yapalım. Şimdi Paint deformasyonu kullanırken arkadaşlar iyi sonuçlar elde edebilmeniz için bu oluşturduğumuz plane üzerindeki segment sayılarının yüksek olması gerekiyor. Az olan segment sayılarıyla ya hiç oluşturamıyorsunuz ya da oluşan sonuçlar iyi olmuyor. O yüzden biz buradaki segment sayısını yüksek tutacağız. Öncelikle 64'ten başlayalım. Yetersiz kalırsa daha kısa bir yoldan Turbo Smooth ya da Mesh Smooth uygulayarak devam edebiliriz. Tabii öncelikle plane'imizi poly'e çevirmemiz gerekiyor. Poly'e çevirdik arkadaşlar. Şimdi Subdivision Surface'i kapatıyoruz. Burada Paint Deformasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada standart olarak ilk başta da herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Direkt push pull'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama tabi bu yüzey için fırçamızın boyutu küçük geldi. Brush size'dan büyütebiliriz arkadaşlar. Şayet bu ölçü sizin için yeterliyse bu ölçüyle devam edebilirsiniz. Ama yok, benim için yetmez diyorsanız ya da oluşturacağınız yüzeye göre de fırça boyutunu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Mesela sadece bu kısımların büyük olmasını istiyorsak arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Gördüğümüz gibi buradaki push value değeri 10 milim. Brush'ın da darbe etkisi 1 değerinde. Yaptığımız işlemleri geri alalım. Şimdi fırça boyutumuzu böyle iyi. Bunu 50'ye çıkartalım arkadaşlar, bakalım neler oluyor onu bir görelim. Daha sert yüzeyler elde ediyoruz arkadaşlar. Mesela özellikle şu kısımlarda yüksek yüzeyler elde edebilirsiniz. Fırça sertliğinde 3 yapalım, bakalım ne gibi bize sonuçlar veriyor. Daha sert yüzeyler oluşturmanızı sağlıyor. Bu fırça boyutu benim istediğim yüksekliği oluşturmuyor diyorsanız arkadaşlar, yani çözümü basit, daha büyük bir fırça boyutu ayarlarsınız. Tabii bunun için de daha yüksek bir push value değeri gerekiyor. Gördüğünüz gibi ya böyle bir tepecikler ya da sıra dağlar şeklinde yüzeyler oluşturabiliyorsunuz. Yani bunların üzerine particle sistem kullanarak da kar da yağdırabilirsiniz. Yine particle sistem ve NoSee modifier yardımıyla su akıtabilirsiniz. Şimdi daha evvelki derslerimizde arkadaşlar buna benzer konuları işledik ama özellikle gelen sorular arasında hani 3D Max'te en kısa yoldan bir tepeyi bir dağa nasıl oluşturabilirim diye bir soru geldi. Elimizden geldiğince sizin tüm
sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Şu an yaklaşık 20'den fazla soruya birebir cevap vermiş bulunuyoruz. Tabii soruları soran arkadaşları da isimlerden buradan hitap edemiyorum. Kusura bakmasınlar. Hani çünkü akıllı tutmak mümkün değil. Şimdi mesela arkadaşlar burada fırça opsiyonları var. Şimdi buradaki fırça opsiyonlarında arkadaşlar Painter Options olarak karşınıza çıkar. Burada sertlik derecelerini ve fırça boyutlarıyla buradaki darbe şekilleriyle, buradaki kurve editör ile, buradaki size stretch ya da hiçbiri gibi seçeneğini seçerseniz daha farklı sonuçları elde ediyorsunuz. Normal scale 10 olarak geliyor. Bunu değiştirirseniz gene daha farklı seçenekler elde edersiniz. Mirror'u seçerseniz ki X, Y, Z olarak çıkacaktır. Burada yapacağım mirror etkisi sizin burada kullanmış olduğunuz X, Y, Z eksenlerinden hangisini kullanıyorsanız o eksenin simetrisini atarak yüzeyler oluşturmaya başlar. Bu kurve editörle daha detaylı yüzeyler oluşturabilirsiniz. Mesela pardon. Bu kısımlarda şu anda görüyorsunuz sahnemizde iki tane fırça var. Çünkü mirror seçili. Mesela yaptığımız zaman aynı anda iki yüzeyi beraber oluşturuyor arkadaşlar. Bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Tekrar bu tarafı ya da bu tarafı aynı şekilde yükseltme işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Hani bu gibi size olanaklar sağlıyor. Oluşturmuş olduğunuz bu yüzeylere ağaçlar özür dilerim. Ağaçlar yerleştirerek de bir orman görüntüsü de elde edebilirsiniz. Yani yapabileceğiniz şeyler aslında sizin hayal gücünüz ile sınırlı. Kullanımda oldukça basit, çok bir detayı yok. Hani bilmeniz gerektiği kadar anlatıyorum. Ben daha fazla detay istiyorum diyorsanız arkadaşlar, buradaki menüleri de kurcalayarak daha farklı sonuçlar elde edebilir. Her birinin ne işe yaradığını da çözebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Son olarak arkadaşlar bu önümüzdeki cuma günü ayın 6'sında akşam saat 8'de 3D Max ile genel tasarım nasıl yapılır konulu webinarımız var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Webinar sunan ben olacağım. Oldukça faydalı bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Teknik detaylardan bahsedeceğiz. İşin ince nüanslarına bakacağız. Vaktimiz kalırsa render motorlarıyla alakalı da bazı size tüyolar vermeyi de düşünüyorum. Şayet vaktimiz kalmazsa Mart ayında yapacağımız webinarda sadece render motorları üzerine çalışacağız. Artı uygulamalı bir webinarımız olacak. Herhangi bir aksilik çıkmazsa 2 saat kadar sürmesini planlıyoruz. 15'er dakika arayla yapacağız. Yani 1 saat anlatımdan sonra bir 15 dakika ara verip sonra tekrar devam edeceğiz. Sizi de fazla sıkmadan bilgileri size ulaştırmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Kaçırmamanız gereken bir webinar. Şayet sizin istediğiniz hususi konularla alakalı öğrenmek istediğiniz, yapmamızı istediğiniz webinarlarınız varsa sosyal medya hesaplarımızla bize ulaşabilirsiniz. Blogumuzdaki yorum kısımlarında yorumları ulaştırabilirsiniz. Yorumlar kısmına ulaştırabilirsiniz. Forumumuz açıldı 3D Max. Forumumuz açıldı Türkçe olarak. Oradan bu isteklerinizi dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. İstediğiniz her türlü konuda yardımcı olmak için buradayız. Bir sonraki derste ve cuma günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu olun.